Arkadaşlar yeniden merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar 1. dönem İngilizce dersi Hello yani merhaba isimli 1. ünite videosuyla karşınızdayız. Bu ünitede, bu videoda neler göreceğiz? Önce kısaca onlardan bahsedelim. İlk önce derslerimizin adını, okuldaki derslerin adlarını, haftanın günlerini, ülkeler, milliyetler yani uyruklarımızı öğreneceğiz. Daha sonra tanışma ve diğer ifadeleri anlatan kelimelerle karşınızda olacağız. Arkasından bayraklarımız, değişik ülke bayrakları, bir insanın nerede olduğunu sorma, bir başkasının nereli olduğunu sorma, onun uyruğunu sorma, kaç tane dil bildiğini sorma, like, love, dislike, don't like, hate gibi ifadelerimiz, bir kişinin en sevdiği şeyleri sorma, what is your favorite kalıbını öğrenme ve cevabını verme. Bir de be good at veya be bad at, bir şeyde iyi olma veya kötü olmayı ifade eden yapılarımız var. Ve en sonunda bu öğrendiklerimizi pekiştirmek için mini bir test uygulaması yapacağız. Arkadaşlar daha fazla vakit kaybetmeden hemen kelimelerimiz ve ifadelerimizle başlıyoruz. 5. sınıflar ortaokullu oldukları için artık ortaokul İngilizcesine geçecekler. Bir tık daha dikkat etmeleri gerekiyor. Onun için lütfen bu kelimeleri özellikle defterlerinde olmayanlar iyice notlarını alsınlar. Yüz yüze eğitim başladığı zaman çok daha rahat, hazır bir şekilde derslerine gitmiş olacaklar. Hemen bakıyoruz. Burada ders isimlerimiz var arkadaşlar. English, İngilizce. Social Studies, sosyal bilgiler. Maths, matematik. Information Technology, yani kısaca IT şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bilişim teknolojisi. Science, fen bilimleri. History, tarih. Music, müzik. Physical Education veya kısaca PE şeklinde de okunabilir, karşımıza çıkabilir. Zaten baş harfleri görüyorsunuz. Beden eğitimi. Art, resim veya görsel sanatlar olarak ifade edilebilir. Drama zaten Türkçe'de de yazılışı aynı. Son olarak ders geografi, o da coğrafya şeklinde derslerimizden belli başlıları bu ünitede geçenler. Peki arkasına ne dedik? Hemen haftanın günlerini öğreneceğiz dedik. Onlara da şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Days of the week yani haftanın günleri. Pazartesiden başlıyoruz. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, perşembe. Friday, cuma. Saturday, cumartesi. Sunday, pazar. Arkadaşlar 5 tanesini kırmızıyla yazdım hafta içi olduğu için. Son ikisi yeşille yazılmış hafta sonu olduğu için. Bunlara dikkat edelim. Bu sıralamada yanlış herhangi bir şey yok. Sırayla yazıldığı için şaşırılmayacak durumda. İlk 5'i hafta içi, son ikisi yeşil renkle, dikkat edin, hafta sonu olduğu için. Hemen geçelim diğer kelimelerimize. Bu kelimelerimizde sırada ne var? Ülkeler ve milliyetler yani uyrukları. Bunlara da bir kısaca bakacağız arkadaşlar. Countries ülkeler, nationalities milliyetler. Bu ünitede sınavlarda olsun, yazılılarda olsun karşınıza çıkacak bir konudur. Mutlaka öğrencilerimize bunları sorarız. Bir ülkeyi ve o ülkenin milliyetini, uyruğunu biliyor muyuz? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ülkenin uyruğu o ülkenin aynı zamanda dilini de ifade eder. Mesela Turkey, Türkiye demek ülke olarak, tamam. Bu sol tarafımız, sol tarafta yazılanlar ülkeler, sağ tarafta yazılanlar o ülkede yaşayan insan, milliyet yani uyruk dediğimiz kişiler, özellikleri ve aynı zamanda da o ülkenin dilini kasteder arkadaşlar. Turkey, Türkiye ülke olarak, ama Turkish hem Türk demek hem de dil olarak Türkçemizi ifade eder. Çoğu ülkede bu böyledir. Bunlara da dikkat ederek bu bilinçle yaklaşalım. Germany, Almanya, German, Alman veya Almanca. Italy, İtalya, ama Italian, İtalyan veya İtalyanca şeklinde. France, Fransa. French, Fransız veya Fransızca dil olarak. Britain, Britanya yani Birleşmiş Krallıklar dediğimiz İngiltere, İspanya, özür diliyorum, İngiltere, İzlanda gibi. Orada 3-4 tane ülkenin Birleşik Krallık oluşturduğu bir bölge.
British, Britanyalı, yani o bölgeli olan, o bölgede olan. England, İngiltere. English, hem İngiliz demek hem de dersimiz adı, dersimizin adı İngilizce. Dikkat edelim. Spain, İspanya. Spanish, İspanyol. Russia, Rusya. Russian, Rus veya Rusça. İran, İran zaten aynen yazılıyor neredeyse. Iranian, sonuna dikkat edin. Ülke ve millet, bunlara dikkat edin. Sınavlarda bu şekilde sorulacaktır. Ülke nasıl yazılıyor, milleti nasıl yazılıyor, buna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. İran, Iranian dedik. Irak, Iraki, sonuna bir i geliyor, dikkat edelim. The USA, Amerika'yı biz The USA deriz. Yani United States of America. Baş harflerine dikkat edersek USA, yani Amerika. Amerikalı olan kişiye de American, ama Amerikanca diye bir dil yok biliyorsunuz. İngilizce konuşuluyor. Dolayısıyla buraya yazmadım. The USA, American şekli ikilisi olarak bilin. Japan, Japanese. Bunları tekerleme gibi ezberlemenizde fayda var arkadaşlar. Japan, Japanese. The USA, American. Iraq, Iraqi. İran, Iranian. Russia, Russian gibi tekerleme gibi oyuna dökerek ezberlerseniz aklınızda çok daha iyi kalacak ve sınavlarda da bu ezberiniz çok işinize yarayacak arkadaşlar. Devam ediyoruz ülkelere ve milletlere. China, Chinese. Pakistan, Pakistani. Syria, Syrian. Egypt, Egyptian. Greece, Greek. Canada, Canadian. Brazil, Brazilian. Mexico, Mexican. India, Indian. Bu şekilde ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu işi oyuna tekerlemeye dökerseniz ikili ikili ezberlemeyi öğrenmenizde fayda var. Dediğim gibi sınavda faydasını göreceksiniz. Evet, bu ünitede kelimelerden başka kullanacağımız birkaç kelimelik ifadeler de var. Onlara da hemen bakalım. Nice to meet you. Bunları önceden hatırlarsınız. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice meeting you. Dikkat edin, to meet yerine meeting gelmiş. Aynı anlamı ifade ediyor. Dedik ya, değişik ifadeler aynı anlamlara gelebilir. Nice to meet you diye hep öğrendik bu zamana kadar. Ama nice meeting you şeklinde de aynı anlama gelen bir ifade olduğunu görüyoruz. Tanıştığımıza memnun oldum. Glad to meet you. Dikkat edin, glad to meet you da aynı şekilde tanıştığımıza memnun oldum demek. Demek ki bu üçü aynı anlama geliyor. Nice to meet you, nice meeting you, glad to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum demek arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Me too. Tanıştığımıza memnun olduğum dediği zaman birisi, bizim de kısaca önceden nasıl biliyorduk? Nice to meet you too şeklinde biliyorduk. Ama onun daha da kısa ifadesi var. Kısaca me too. Ben de. Ben de tanıştığımıza memnun oldum ifadesi bu ünitede geçiyor. My pleasure, o zevk bana ait, o keyif bana ait ifadesi. Like, enjoy, bunları birazdan detaylı işleyeceğiz. Like, sevmek, hoşlanmak bir şeyden. Enjoy da aynı şekilde hoşlanmak, zevk almak, keyif almak. Age, yaş. Hate, nefret etmek. Be good at, be bad at. Bu ikisi ikiliye dikkat edelim arkadaşlar. Bu, birazdan detaylı örnekleriyle de anlatacağım. Bir şeyi yapmada iyi olmak, bir konuda, bir alanda iyi olmak veya kötü olmak ifadeleri. Buradaki be'yi am, is, are olarak söyleyeceğiz birazdan daha detaylı bir şekilde. Sadece bu ifadeleri şöylece bir yüzeysel olarak görelim şimdilik. Birazdan konu anlatımında detaya gireceğiz. Ünitemizde ülkeler ve milletler var. Tabii ki bayraklar da bizim için önemli. Sınavlarda bayrak, hangi ülkenin hangi bayrağı olduğu sizlere sorulacaktır. Bunun ön çalışmasını yapalım. İlk başa Türkiye'nin Türk bayrağını ekledik, görüyorsunuz. Flags, bayraklar. Country, ülkeler. Nationality, o ülkenin milleti, uyruğu şeklinde sıraladım. Kolay olsun diye. Görsellerle bilgilerimizi pekiştirirsek bu işi başaracağız arkadaşlar. Türk bayrağı, Turkey ülkemiz, Türkiye, Turkish, Türkçe. Britain, Britanya, British. The USA, American. Germany,
German. Bunları biraz önce listede sizlere gösterdim ama bayrakla yan yana göstermemiştik. Şimdi hangi ülkenin hangi bayrağı olduğunu da aklımızın bir köşesine kazıyalım. Çünkü sınavlarda işimize yarayacak. German, Germany, German, Italy, Italian, France, French, Spain, Spanish. Bayraklara dikkat edelim. Gözümüze aşina olsun arkadaşlar. Russia, Russian, Japan. Ortada kırmızı bir nokta var. Dikkat edin. En ilginç bayraklardan biri bu. Sade ve net. Japonya'nın bayrağı. Japan, Japanese. Ama bir sonrakine bakın. Yine bazı bayraklarla karıştırılabilir. China, Chinese. Iraq, Iraqi. Pakistan, Pakistani şeklinde. Bu bayrağımızı da görelim. Çünkü görseller aklımızda daha çok kalmasını sağlayacaktır bu konunun. Şimdi ünite içerisindeki yazıp çizmemiz, öğrenmemiz, defalarca tekrar edip hayatımıza uygulamamız gereken konucuklar da var. Onlara da şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Basit zaten biliyoruz, biliyorsunuz 5. sınıfın ilk konusu 4'ün bir tık üstü. Yani tekrarı gibi bir şey diyebiliriz. Biz bu konuları 4. sınıfta zaten görmüştük. 5. sınıf ilk ünitesinde de daha da çok pekiştirip öğrenmemizi istiyor bu ünite bizden. Karşımızdaki kişinin nereli olduğunu sormak için ne diyorduk? Where are you from? Bitti. Where are you from? Where are you from? Kime sorarsak soralım. Yabancı birine soracağımız şey budur. Where are you from? Soru yapısını kullanırız. Cevap veren kişi ise I am from şeklinde şu nokta nokta yere ülkesinin adını yazacak arkadaşlar. Dikkat edin, ülke. Where are you from? I am from Turkey. I am from Turkish değil. Buna dikkat ediyoruz. Onun için ülkeler ve milletlere iyi ayırmakta fayda var. Size dediğim gibi tekerleme gibi bunları ezberlemenizde fayda var. Ülkeler where are you from'da kullanılır. Milletler ve uyruklar karşımızdaki kişinin uyruğunu sorduğumuzda. Onu da birazdan aşağıda bahsedeceğim. Where are you from? Sen nerelisin? I am from Turkey. Dikkat edin, ülke kullandım. Turkish demedim. Ben Türkiye'liyim veya ben Türkiye'denim ifadesi var. Hemen devam edelim. Peki karşımızdaki kişinin nereli olduğunu sorduk ama bir de üçüncü bir kişinin, yani orada bir kişi var, bir insan var diyelim. Onun nereli olduğunu soracağız. Başka birinin nereli olduğunu sormak için ise biraz önce are you kullanıyorduk ya. Şimdi dikkat edin, o kişi erkekse he, kadınsa she şeklinde değiştireceğiz öznemizi. Biraz önce are you diyorduk, şimdi is he, is she şeklinde soru yapısını kullanacağız. Cevap verirken ise soruda sorulan özne neyse, bakın buraya dikkat edin. Soruda sorulan özne neyse cevapta da o kullanılmalıdır şeklinde söylemişim. Where are you diye sorulduğu zaman I am. Dikkat edin, biraz önceki örnekte vurgulayalım tekrar. Are you diye sormuşum ama I am diye cevap verilmişti. Sen, ben ikilisine dikkat edelim. Ama bu aşağıdakinde o nereli, o Almanyalı. O nereli, o Türkiye'li. Bakın o gidip geliyoruz aynı anlamda. Sadece where are you'da I am diye cevap vereceğiz. Where is he is from. Where is she is from tutarlılığı olacak arkadaşlar. Örneklere bakalım daha da güzel anlaşılsın. Where is he from. Dikkat edin, he kullanmışım, bir erkeği kastetmişim. Cevaba bakın, is he, he is haline dönüşmüş. Aynı özneden bahsediyoruz. Ve yine ülkeden bahsedeceğiz. Where is he from? O nerelidir? He is from Turkey. He is from Germany. He is from China. İstediğiniz ülkeyi buraya yazabiliriz. Bu özne uyumuna dikkat ederek. O Türkiye'lidir, o Almanyalıdır, o Çinlidir ifadesi kullanılabilir. Son örneğimize bakalım. Yine bu sefer de bir kız olsun, bir bayan olsun. Where is she from? Peki o nereli, bir bayandan bahsediyoruz. O nerelidir? Yine dikkat edin, aynı he is nasıl olduysa burada da is she is şeklinde olacak. O nerelidir? O İtalyalıdır şeklinde örnek. Sadece dikkat edeceğimiz şu var. Where are you from diye sorulduğu zaman I am from şeklinde ifademizi söyleyip arkasına bir ülke belirteceğiz. Ama where is he from? Where is she from dendiği zaman ise she is from, he is from şeklinde başlayacağız. Burada I am from diyemeyiz. Bu püf noktasına dikkat ettiğimiz sürece sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Hemen geçiyorum bir sonraki konumuza. Burada da karşımızdaki kişinin milliyetini soracağız. Yani
hangi ülkeden olduğunu biliyoruz ama hangi uyruğa sahip, hangi milliyetten olduğunu sormak için bir başka konumuz, bir başka soru yapımız var. Biraz önce where are you from, sen nerelisin ifadesi varken burada da karşımızdaki kişinin milliyetini, uyruğunu sormak için what nationality are you? Arkadaşlar bu soru yapılarını lütfen adımız, soyadımız gibi bilelim. Where are you from? What nationality are you? Where are you from? Sen nerelisin? What nationality are you? Senin uyruğun nedir anlamında. Birinde, ilkinde daha doğrusu where are you from'da cevap verirken ülkeyi kullanacağız. What nationality are you sorusunda ise uyruğunu, milletini kullanacağız. Yani birinde Turkey, ikincisinde Turkish. Birincisinde Germany, ötekinde German şeklinde. İkili olarak listelemem ve size tekerleme gibi ezberleyin dememin sebebi de bu. Sınavlarda öğretmenlerimizin bizden istediği budur. Bakın, what nationality are you? Senin uyruğun nedir? Bak sen nerelisin demiyoruz. Senin uyruğun nedir? I am Turkish dedi. Dikkat edin, I am Turkey değil. Ülke yok. Burada uyruğunu yazacağız, milletini yazacağız. Bu da videonun başındaki listede zaten mevcut. Oraya dikkat edelim, eğer defterimizde de yoksa lütfen bunları özellikle not alalım ki derse hazırlıklı olmuş oluruz. Peki, biraz önce senin uyruğun nedir diye sormuştuk. Bak, are you diye sorup I am ile cevap vermiştik ya, biraz önceki where are you from'da olduğu gibi. Are you ile soruluyorsa soru, cevabı veren I am ile başlamalı. Ama bir başka insanın, erkeğin veya kızın uyruğunu soruyorsak hemen özneyi değiştiriyoruz, özne ve yardımcısını. Başka birinin milliyetini, uyruğunu sormak için ise what nationality is he veya she soru yapısını kullanırız. Cevap verirken ise soruda kullanılan özne neyse, dikkat edin bunu biraz önce vurgulamıştık, cevapta da o özne kullanılmalıdır. Are you ile soruluyorsa I am, is he, is she ile soruluyorsa yine he is, she is ile başlayıp arkasına milliyetini yazmak zorundayız arkadaşlar. Bakın, he is Germany demedik. Burada da ayrıca zaten from yok. From'lu cümlelerde ülke yazacağız. I am from Turkey. I am Turkish. Buna dikkat edelim. What nationality is he? Onun uyruğu nedir? Bir erkekten bahsediyoruz. Is he diye sorduk. Cevapta da aynı özne ve yardımcıyı kullanacağız. He is German. Dikkat edin, Germany değil. Bunlara özellikle dikkat edelim arkadaşlar ve hemen geçelim konumuzun diğer başlıklarına. Burada da karşımızdaki kişinin kaç dil konuştuğunu sormak için how many yapısını biliyoruz. Biz how many'yi ikinci sınıftan itibaren hep öğrendik. Kısa kısa, detaylı, detaysız şekilde öğrendik. How many kaç tane demek arkadaşlar. Arkasına gelen nesne, isim her zaman s takısı alır, dikkat edin. Arkasına sorumuzu sorarız. Karşımızdaki kişinin kaç dil konuştuğunu sormak için how many languages do you speak soru yapısını kullanırız demişiz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar cevap verirken de geniş zamandan bahsedeceğiz. Geniş zamanı 4. sınıfta biraz bahsetmiştik size. Özne, fiil, nesne sıralamasından şaşmayacağız. I play football, I like music gibi. Burada da hemen örneğine bakalım. How many languages? Language dil demek arkadaşlar, konuştuğumuz dil. Sen kaç dil konuşuyorsun? I speak one language. I speak two languages. Hangisine cevap vereceksek, ister bir dil bilelim, ister beş dil bilelim. Özne, fiil, nesne. Özne, fiil, nesne. Bizim meşhur formülümüz vardı. Neydi o? ÖFN. Özne, fiil, nesne şeklinde geniş zamandaki en basit, en baby sentence dediğimiz bebek cümlesi, en basit cümle hali budur. Özne, fiil, nesneden şaşmayacağız arkadaşlar. I play football, I like music, I drink tea gibi. Özne, fiil, nesne zaten geniş zamanın olmazsa olmaz cümle yapısıdır. Buna da dikkat edelim. Hemen geçiyoruz bir başka küçük detaya. Başka birinin kaç dil konuştuğunu sormak için ise biraz önce sana sormuştum. How many languages do you? Do you? Dikkat edin, do yardımcı fiilini kullanıyoruz ve you öznesi var. Sen. Sen kaç dil biliyorsun demiştik. Cevapta da I ile başlamıştık. Ben bir tane, ben iki tane biliyorum. Ama burada dikkat edelim. Başka birinin kaç dil konuştuğunu sormak için how many languages
Yine baştaki hamlenin yapısı aynı ama demin do'yu demiştik ya, şimdi does he veya does she tekil öznelerle birlikte does yardımcısının kullanıldığını detaylı bir şekilde öğretmenlerimiz size anlatacak ama burada da bilginiz olsun. Bu soru yapısını kullanırız. Cevap verirken de yine geniş zaman kurallarına göre cevap veririz. Yani özne, fiil, nesneden şaşmayacağız. Sadece küçük bir püf noktası var, onu anlatacağım size. Eğer öznemiz tekil ise, bakın yine bak, özne, fiil, speak, konuşmak fiili, language de değil. Ö, F, N sıralamasına şaşmadım ama öznemiz tekil özne ise fiili sadece bir S takısı getiriyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. I speak, you speak, we speak, they speak derken he speaks, she speaks, it speaks, Ali speaks, Ayşe speaks. O S takılarına lütfen dikkat edelim ama yine özne, fiil, nesne sıralamasına şaşmadan öznemiz çoğul mu, tekil mi ona dikkat ederek, çünkü sınavlarda bu püf noktalar sorulur, dikkat ediyoruz. How many languages does he, dikkat edin, does da sordum çünkü öznem tekil. O kaç dil konuşur? He speaks one language, he speaks two languages şeklinde cevabımızı vermiş oluruz arkadaşlar. Geçiyoruz ünitenin devamına. Şimdi ise like, love, dislike, don't like, hate. Bu ilk grup birbirine yakın anlamı. Bu ikinci grup yine birbirine yakın anlamdaki ifadeler. Bunlar nelermiş? Onlardan da şöyle kısaca bahsedelim. Sevdiğimiz şeyleri anlatırken like veya love ifadelerini kullanırız arkadaşlar. I like tea, I love tea şeklinde. Peki sevmediğimiz şeyleri anlatırken ise dislike, don't like, hate ifadelerini kullanırız. Eğer cümlede fiil kullanılacaksa mutlaka o fiile ing takısı gelecek. Mesela I like tea diyorum. Bakın bu cümlede fiil yok. Teeing diye bir şey yok. İsim gelirse direkt ismi kullanıyoruz. I like football, I like tea, I like television. Ama çay içmeyi, televizyon izlemeyi, futbol oynamayı der gibi burada bir fiil kullanacaksak o içmek, oynamak fiillerine mutlaka ing takısı gelecek. Hemen örnekler üzerinde sizlere daha da detaylı anlatayım. Bakın I like drawing. Drawing picture, resim ve çizme fiili var. Dolayısıyla fiile ing geleceğinden bahsettik. I like drawing picture. Ben resim çizmeyi severim. Yine aynı şekilde bir başkası için de konuşabiliriz. Ali, Veli, he, she için de fark etmez ama öznesine lütfen dikkat ederek, özne tekilse fiili es takısı koyuyorduk ama öznemiz çoğulsa fiilde es takısı yok. Bu present tense'in olmazsa olmaz kuralı. He loves doing puzzle. Bulmaca yapmak, bulmaca çözmek. Çözmek kelimesi var, fiili var. Dolayısıyla ing takısı gelecek. O bulmaca çözmeye bayılır. Zaten tek farkı bu. Like bir şeyi normal bir şekilde sevmek, hoşlanmak ama love daha dereceli, daha vurgulu bir şekilde bayılırım, çok severim anlamında. Peki bu üçüne bakalım. Bunlar da nefret etmek, sevmemek anlamında. Yine özneye dikkat ediyorum. Tekil, S takısı gelmiş. She hates junk food. O abur cubur yemekten nefret eder. Dikkat edin. Burada herhangi bir fiil yok. Dolayısıyla ing takısında gelmediğini görüyorsunuz. Ama aşağı bakalım. They like doing experiment. Do experiment neydi? Hatırlayın 4. sınıftaki fen ünitesinden. Burada do experiment deney yapmaktı. Deney ve yapma fiili olduğu için fiili ing takısı getiriyoruz. They dislike, yine özne, fiil, nesne sıralamasından şaşmadım. Onlar deney yapmayı sevmezler. Çünkü dislike sevmemek, hoşlanmamak anlamında. Diğer örneğe bakalım. We don't like playing football. Yine ing takısı gelmiş çünkü play oynamak fiili var. Ama bu play olmasaydı. We don't like futbolda çok rahat diyebiliriz. Biz futbolu oynamayı sevmeyiz. Pardon, biz futbolu sevmeyiz. Ama oynamak fiilini kuracaksak, kullanacaksak mutlaka ing takısı gelecek arkadaşlar. We don't like playing football. Biz futbol oynamayı sevmeyiz şeklinde. Eğer dediğim gibi fiil varsa ing takısı gelecek ama fiil yoksa direkt isim kullanıyorsak hiçbir şekilde ing'ye gerek yok. We like football, we don't like football, we dislike football, we hate football gibi. İsim varsa hiç ing'ye gerek yok ama fiil varsa dikkat edin.
Buradaki yuvarlak içerisine aldıklarımda fiil var. ING takısı gelmiş ama bunda herhangi bir fiil, yapılan edilen iş yok. Dolayısıyla burada ING'ye gerek yok. Bunun da tek farkı bu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Küçük bir detay daha var, konucuk daha var. Karşımızdaki kişiye en sevdiği şeyleri anlatırken veya sorarken bakın bu yapıyı kullanıyoruz. What is your favorite blah blah? Buradaki blah blah dediğimiz yere istediğimiz bir yiyecek, içecek, meyve, ders veya hoşlandığı herhangi bir şeyi yazabiliriz. Bu soru yapısını da unutmayın arkadaşlar. Nasıl biraz önce söylemiştim. Where are you from unutulmayacak. What nationality are you unutulmayacak. Bir de what is your favorite blah blah yapısını lütfen unutmayalım. 2-3 tane kalıp var zaten. Bunları ezberlemek de zor olmasa gerek. Bu soru yapısını kullanıyormuşuz. Karşımızdaki kişinin en sevdiği şeyi öğrenmek için. Peki örneğine bakalım. What is your favorite? Bakın buraya kadar hiç bölmedim. Yapı bu çünkü. What is your favorite yapısını bölmeyin. Arkasına ders olabilir, bir yiyecek, bir içecek, herhangi bir şey olabilir. Senin en sevdiğin ders nedir? Bakın burada lesson, ders demek. Burada da Türkçesi yansıdı zaten. Cevap verirken de kullanacağımız yapı şu. My favorite lesson veya my favorite'dan sonra bize sorulan neyse onu kullanacağız. My favorite lesson is English. My favorite lesson is maths. My favorite lesson is geography şeklinde. Benim en sevdiğim ders İngilizcedir, Türkçedir, matematiktir şeklinde ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim ünitenin diğer küçük mini konularına. Son konusu diyebiliriz. Be good at, be bad at. Arkadaşlar bunlardan bahsetmiştik biraz önce görsel olarak, yüzeysel olarak. Bir alanda ya da herhangi bir şeyi yapmada iyi olduğumuzu ifade etmek için be good at kullanıyoruz. Aynı şekilde o alanda ya da o işte kötü olduğumuzu ifade etmek için de be bad at. Bak good, bad farkına dikkat edin. Gerisi aynı. Peki bu be nedir? To be yardımcı fiiller. Arkadaşlar bunu özellikle bilelim. To be yani bu be yardımcı fiili geniş zamanda am, is ve are'dır arkadaşlar. Bunların genel adı to be yardımcı fiilleridir. Yani I be şeklinde söylemeyeceğiz. Ne diyeceğiz? I am. He, be şeklinde söylemeyeceğiz. Ne diyeceğiz? He is, she is, it is. You are, we are, they are. Özneye göre biz bunları ayırmıştık. Önceden biliyoruz. Bunları da dikkat ederek bu be at dediği I am good at, you are good at, she is good, bad at şeklinde am is are'ı kullanacağız be'nin yerine. Hemen örneklere bakalım. Daha da açıklayıcı olsun. I am good at. Dikkat edin burada be kullanmadım arkadaşlar. Burada be diye bir şey yok. I be good at yok. Onun yerine de ne dedik? Özneye uygun olarak am mi, is mi, are mı ona dikkat ederek kullanacağız. I am good at English. Ben İngilizce'de iyiyim. Yine biraz önce bahsetmiştik like, love, hate konusunda. Direkt isim geliyorsa herhangi bir fiile gerek yok. ING'ye gerek yok ama yine bir şeyi yapmada. Mesela ben İngilizce'de iyiyim. İngilizce konuşmada deseydim. İngilizce'de öğretmede deseydim. Konuşmak, öğretmek, öğrenmek gibi fiil varsa ING getirecektim ona. Ama burada direkt English demişim. İsim yani fiil yok. Herhangi bir ING takısı yok. Ama alta bakın. I am good at speaking. Bakın burada İngilizce konuşmada iyiyim. Burada İngilizce'de iyiyim. Burada İngilizce'de konuşmada iyiyim. Bir fiil varsa konuşmak gibi, öğretmek gibi o fiile de mutlaka ING getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer kişiye bakalım. He is. Öznemiz değiştiği zaman he, she, it biliyorsunuz yardımcı fiilimiz is olacak. He is good at maths. O matematikte iyidir. Bakın yine dikkat edin isim herhangi bir ING yok ama he is good at solving problem. Problem çözmek. Çözme var burada. Dikkat edin fiil var. Buraya da ING takısı getiriyoruz. O problem çözmede iyidir veya matematik anlatmada iyidir. Anlatmak, çözmek gibi bir fiil gelecekse mutlaka ING takısı olacak dedik. Bir başka öznemiz olsun. Çoğul bir özne. Are. Dikkat edin. Am'le, is'le, are'la. Hepsini kullandım özneye göre dikkat ederek. They are good at PE. Physical education. Hatırlayın beden eğitiminin İngilizcesiydi. Onlar beden eğitiminde iyidir. Bakın dikkat edin. Sadece dersin adı var. ING yok. Ama they are good at playing tennis. Tenis oynama. Oynamak diye bir fiil var ki ona da mutlaka ING gelecek dedik. Onlar beden eğitiminde iyidir. Onlar tenis oynamada iyidir şeklinde dikkat ediyoruz bu ING'lere.
Peki hep good at good at dedik. Bir şeyde iyi olduğumuzu söyledik. Peki bir alanda kötü olduğumuzu, beceremediğimizi nasıl ifade ediyoruz? Ona da hemen dikkat edelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde demin neydi? Be bad at de değil mi? Be bad at şeklinde. Biz ne yaptık? Yine bu be'leri kaldırdık. Onun yerine am, is, are koyduk. Dikkat edelim özneye göre, kafamıza göre değil tabii ki. I ile birlikte yardımcı fiilimiz am olduğu için I am, be yerine am koyduk. Gerisi aynı bad at. I am bad at music. Ben müzikte kötüyüm. Bad kötü biliyorsunuz. I am bad at singing. Yine aynı şekilde kuralımız, fiil varsa ing gelecek. Ben şarkıda değil de şarkı söylemede kötüyüm. Burada bir söylemek var. Dolayısıyla ing takısı gelecek. Ayşe is, Ayşe tekil bir öznedir. Is aldı görüyorsunuz. Yine bad at değişmedi. Ayşe is bad at maths. Ayşe matematikte kötüdür. They are good at. Yine burada be gitti, are geldi çünkü çoğul öznelerle are kullanıyorduk. They are bad at geography. Onlar coğrafyada kötüdür şeklinde ifademizi kullanıyoruz. Be good at, be bad at. Oradaki be'lerin yerine am, is, are özneye uygun olanı kullanmanız o alanda iyi veya kötü olduğunuzu ifade etmek için kullanılacak. Evet arkadaşlar, konularımız, konu başlıklarımız minik bu kadardı. Ünite içerisinde geçen 3-4 tane değişik konu var ama hepsini ayrı ayrı anlatmaya çalıştım. Şimdi bu anlattıklarımızı da test üzerinde görüp görsellerle birlikte pekiştirmeye çalışalım. Bunlar da bizim işimize sınavda çok yarayacaktır. Hemen onlara hazırlık olsun diye başlıyoruz. Unit 1 mini test. Bakın bayrağa dikkat edin. Bayrak hangi ülkenin bayrağıydı? Biraz önce gösterdim size. Tabii ki Almanya'nın bayrağı. Dolayısıyla Maria is from bla bla. Burada ülke bizim için ipucu, görsel. Dolayısıyla Germany bizim için doğru cevap olacak. Hemen bakalım ikiye. Miyagi is bla bla. Miyagi nereli olabilir arkadaşlar? Çekik gözlü görüyorsunuz. Miyagi. China, Chinese, Italy, Japan. Dikkat edin burada from yok. Biraz önce from olduğu için ne dedik arkasına? Ülke gelecek. Ülke. I am from Turkey demiştik. Ama bakın burada from yok. Dolayısıyla hangi ülkeli olduğunu değil, hangi uyrukta olduğuna dikkat edeceğiz. China, ülke. İtalya, ülke. Chinese, uyruk arkadaşlar. Uyruk. Dikkat edin, milliyetinden bahsediyor. Japan da zaten ülke. Dikkat ederseniz 3 tane ülke, 1 tane milliyeti uyruğu var. Dolayısıyla Miyagi is Chinese bizim için doğru olacak. Bakın seçenekler birbirine ne kadar yakın. Neye göre hareket edeceğiz? From varsa ülkesi, from yoksa milletini yazacağız. Bu bizim için en önemli püf noktası, ipucu olsun arkadaşlar. Hemen geliyorum bir diğer sorumuza. They are from bla bla, they are bla bla. Bakın from'lu olan yere ülke, olmayan yere milletini yazacağız. Hani ikili öğrenin, ezberleyin demiştim ya. Şimdi bunlara bir bakalım arkadaşlar. Hangi ülkenin bayrağı? Bir kere Türk bayrağına benziyor mu? Değil. Geç. Mısır bayrağına benziyor mu? Hayır. İtalya bayrağına benziyor mu arkadaşlar? Buna hemen bakalım. Birlikte karar verelim. Yukarıdan aşağı lacivert, beyaz ve kırmızı, hatırlayın, Fransız bayrağıydı. İtalyan bayrağı da bu değil. Dolayısıyla İtalya bayrağı ilk renk yeşil, ortası beyaz, arkası kırmızı. Yeşille lacivert fark ediyor. Dikkat edin. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen geliyorum 5. soruya. Burada da Ahmet'le Furkan konuşmuşlar. Ahmet bir şey sormuş ama Furkan'ın verdiği cevap bizim için önemli. Hemen bakalım. To demiş. I speak English and French. Hatırladınız mı? Biraz önce how many konusunda bahsetmiştik. How many olmalı? Çünkü cevabı direkt iki diyor bana. Ben kaç tane falan sormalıyım ki iki diye başlasın. What is your surname? Senin soyadın nedir? İki. Oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Where are you from? Sen nerelisin? İki. Olmadı arkadaşlar. How old are you? Sen kaç yaşındasın? İki. 2 yaşındaki bir çocuğun I speak English and French, İngilizce, Fransızca konuşması mümkün olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla yaşını da sormadık ama
How many languages do you speak? Sen kaç tane dil konuşuyorsun? 2. I speak English and French. Zaten İngilizce ve Fransızca konuştuğunu belirtmiş arkasına. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Gelelim bir diğerine. Yine Furkan'la Hakan konuşmuş. What is your name? Bakın çok basit bir soru. Bunu zaten ikinci sınıftan beri biliyoruz. What is your name sorusunun cevabı I am 10 olmaz. Ben 10 yaşındayım olmaz. I like science. Ben feni seviyorum olmaz. I am Indian. Ben Hindistanlıyım olmaz ama my name is Hakan veya I am Hakan doğru cevabımız olacak bu soru içinde. Gelelim bir diğerine. Yedinci soruda da Arzu'yla Furkan konuşmuş. Bu sefer de Furkan demiş ki I am 10. Ben 10 yaşındayım. Ne sormalıyız? Direkt gözüm how old are you sorusunu aramalı. Diğerleri zaten dediğimiz gibi çeldirici sorular olacak arkadaşlar. Hemen geçelim testimizin devamına. Faruk'la Yusuf konuşmuş bu sefer. Böyle diyaloglarda boş bırakılan yere değil de cevaba odaklanmalıyız arkadaşlar. I am Turkish dediyse, ben Türk'üm dediyse, bakın ben Türk'üm milliyetini söylemiş. Hani bizim unutmayacağımız soru yapısı vardı ya, neydi o? Milletini sorarken bir insanın milliyetini, uyruğunu. What nationality are you? Bu sorular, bu kalıpları adınız soyadınız gibi bilin demiştim. Bakın what nationality are you? I am Turkish. Direkt abi kardeş gibiler. Bunları çok da rahat bulabiliyoruz. Senin adın ne? Sen Amerikalı mısın? Sen nerelisin? Bu şekilde cevabı olmaz. Dolayısıyla milliyetini vurguluyorsa cevapta ben de ona göre milliyetini sormalıyım bu adama. What nation are you? Bizim için doğru cevap olacak arkadaşlar. Hemen bakalım 9'a. Zeynep ile Elif'i konuşturmuşuz. Do you like blah blah? Yes, I like playing basketball. Evet, ben basketbol oynamayı severim. Peki derslerden neyi sormalı ki ben basketbol oynamayı severim? Basketbol hangi derste oynanır arkadaşlar? Resim ve görselde oynanmaz, dramada oynanmaz, matematikte oynanmaz ama physical education dediğimiz beden eğitimi cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen gelelim 10. sorumuza. My favorite, hatırlayın what is your favorite şeklinde sorduğumuzda, senin en sevdiğin şey nedir diye sorduğumuzda my favorite diye cevap veriyorduk. My favorite class, class dediğimiz sınıf, ders anlamında. My favorite class is blah blah. Buradaki görselden faydalanalım arkadaşlar. Değişik sevdiğimiz dersler olabilir ama görselle soruyu cevaplamamız gerekiyor sınavlarda, yazılarda ve burada da. Görüyorsunuz fırça, boya vesaire var. Dolayısıyla fırça, boyayı biz hangi derste kullanıyoruz arkadaşlar? Tabii ki art, resim ve görsel sanatlarda. Tarihle, dramayla, müzikle boyanın, fırçanın bir alakası, ilgisi yok biliyorsunuz. Hemen geçelim diğerine. Elif ile Hakan konuşmuş bu sefer. Are you from Italy? Sen İtalyalı mısın? Elif böyle sormuş. Hakan'ın cevabına bakalım. No, I am not. Hayır, İtalyalı değilim. I am blah blah. Dikkat edin, I am from değil bakın. From yoksa ne dedik? Milliyetini yazacağız. Hemen aşağıda milliyet arayalım arkadaşlar. Russia, ülke. Syria, ülke. The USA, yani Amerika, ülke. Ama Turkish'e bakın, milliyet. Uyruk anlamında. 3 tane ülke, 1 tane uyruk var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Lütfen bu ülke ve milliyeti iyi ezberleyelim. Çünkü bakın her soruda bizi yanıltacağı cevaplar var. Bunlar bizim için ipucu arkadaşlar. Hemen bakalım 13'e. Ahmet bla bla drama. But he loves English. Arkadaşlar but'ın olduğu yerde bilin ki bir tarafta loves bir olumluluk varken but'tan önceki kısımda bir olumsuzluk, bir negatiflik aranır. Ben şunu sevmiyorum ama bunu seviyorum. Ben bunu seviyorum ama şunu sevmiyorum gibi, seviyorum sevmiyorum şeklinde bir olumluluk, zıtlık olması gerekiyor. İkinci kısmı bakıyorum, bir olumluluk var, pozitiflik var ama demek ki ilk kısımda bir negatiflik, bir olumsuzluk arayacağım. Enjoy, hoşlanmak, olumlu. Love, olumlu, sevmek. Like, olumlu, sevmek ama hate'e dikkat edin. Hemen yerine koyalım ve okuyalım yeniden. Ahmet hates drama. Ahmet dramadan nefret eder ama İngilizceyi sever. Görüyor musunuz? Bir zıtlık oldu. But ekstra bir ipucudur ve bunun en önemli özelliği
kendisinden önceki kısım ve kendisinden sonraki kısım olarak dikkat edin. Ayırır cümleyi. Bir taraf olumsuzsa öbür taraf olumlu. Bir taraf olumluysa öbür taraf olumsuz olmak zorunda. Cümlenin yapısı ve ipucu, püf noktası bu. Buna dikkat edelim. Cevabımız A seçeneği olacak. Hemen 14'e bakıyoruz arkadaşlar. I have maths and science blah blah Monday. Hatırlayın in, on, at edatları vardı. Günlerden önce hangisi geliyordu arkadaşlar? Hatırlıyoruz. Günlerden önce on geliyordu. Bunu da şöyle bir hatırlatmış olalım. Çünkü Monday gün demekti. On Monday. Pazartesi günü matematik ve fen derslerim var ifadesi var. Evet gelelim testimizin son sorusuna. We like blah 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 blah. Arkadaşlar çocukların yaptığını görüyorsunuz. Biri futbol oynuyor, biri ağırlık kaldırıyor, biri ip atlıyor. Dolayısıyla bu hangi ders? We like history, tarih değil. We like music, müzik değil. We like art, resim, görsel sanatlar da değil. We like physical education yani PE şeklinde bunu kısaltmıştık ünitenin başında. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. 5. sınıflar için özellikle ilkokuldan kurtulup ortaokula yeni adım atan arkadaşlar bu üniteleri, bu konuları ilk ünitede görecekler. Bu videomuzun da şimdilik sonuna geldik. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki ünite ve konu anlatım videolarımız devam edecek. Bunlara daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza da bizleri tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar, hoşça kalın. Ama lütfen sizin için canla başla çalışan özel öğretmen kanalımızda kalın.